Bu arkadaşlar biz deprem oldu diye dışarı çıktım. Bir görsen alttan yıkmışlar. Bina çöktü. Neredeyse kendimi zor dışarı attım. Bir hafta önce adamlar bir sigara izmariti açıyor. Ufak bir itfaiyemiz yakındı. Yoksa kurtardık. Yoksa bina komple yanacaktı. Şimdi bu oldu. Şimdi bu ikinci yıkılma oldu. Yani bunun yıkılmanın bir şekli var. Yani nasıl bir kural olur, bir çevirirsin yıkılma. Alttan ayağını kopartır bina tabii ayakta durmaz ya. Ya Allah yüzümüze baktı ki insanlar birimizin burnu kanamadı ya. Mal yerine gelir ama böyle olmaz yani. Biraz tekbirli olmamız lazım. Ne yapayım abi, ne korktum da bina sallandı ya. Yıkım olayına 4 ay önce başladılar. 4 ay önce görüştük. Yıkım işleminin gerçekleştiğini söylediler bize. Biz de yıkım işleminin olacağı gün bilgimiz olsun, iş yerimizi boşaltalım, herhangi bir can kaybı olmasın dedik arkadaşlara. Buradan bir 4-5 gün önce gene arkadaşlar ufaktan başladılar yıkıma. Bir yangın çıkardılar, bizim binamıza sıçradı. İtfaiye ekipleri yakın olduğu için karşımızda itfaiye ekipleri, hemen söndürdüler yangını. Bugün saat 1 gibi görüştük. Yıkım işleminin saat 2.30-3 gibi yapılacağını söylediler bize. Biz tamam dedik, saat 1.30 gibi boşaltacağımızı söyledik binayı. Saat 1 gibi telefon geldi bana, 1-1.30 gibi telefon geldi bana. Arkadaş hiçbir önlem almadan bizim çalışanlarımız iş yerimizdeyken bir anda yıkım işlemine başlıyor operatör. Operatörün yanlış bir hamlesiyle bütün bina bizim iş yerimizin üzerine yıkıldı. 3-4 çalışanımız son anda can havliyle kendini dışarıya attı. Şimdi ben böyle bir amatörlük görmedim daha önce. Şimdi yıkım işleminin de bir kuralı vardır. Başında bir mühendis, bir yetkilinin beklemesi gerekiyor kesinlikle. Bu şekilde sen gel ikinci kattaki kolonlara vur, kır, bütün binayı aşağı indir. Hem de yan tarafında insanlar çalışırken böyle rahatlık ben görmedim. Çünkü siz yıkım işlemini yaparken bütün tedbirleri almanız gerekiyor. Sadece mal kaybı değil, can kaybı olabilirdi. Allah'a çok şükür hiç kimseye herhangi bir şey olmadı. Ama bu ilerleyen zamanlarda bu şekilde yıkıma devam ederlerse farklı yerlerde birçok insanın canını yakacaklar. Yıkım işlemini bu şekilde yapan bir insan binayı nasıl yapacak, onu çok merak ediyorum ben. Siz yanınızda insanlar çalışırken, yanınızdaki işletme açıkken siz bir anda binanın ikinci katındaki kolonları kesip bütün binayı aşağı indiriyorsunuz. Ve yıkım işleminden sonra buraya geldim ben, karşımda yetkili kimse göremedim ben. Karşıma gelen kişi usta, kalfa, belediyeden gelen yetkili arkadaşlar da ya bu işlemin bu şekilde yapılmayacağını söylediler. Biz de bunu söyledik kendilerine daha önce. En üstten başlayın, binayı yıkarak aşağı inin dedik. Bir anda binanın ikinci katındaki kolonlarını kırarak bütün binayı aşağı indiremezsiniz. Biz bunu söyledik daha önce. Ama karşımıza herhangi bir yetkili olmadı. Amatörce bir yıkım işlemi gerçekleşti. Bunun sonucunda çok şükür bir can kaybı olmadı. Biz de buradan yetkililere seslenmek istiyoruz. Ya bununla ilgili gereken işlemler yapılsın. İlerleyen zamanlarda başka kimse canı yanmasın istiyoruz biz de. Abi, zabıtalar kendi ağzıyla söylüyor yıkım kontrolü olmadığı halde yıkıma izin veriyorlar. Yıkımda bir kontrol yok, bir şey yok, yıkıma izin veriyorlar. Var, bina sallandı. Alt dükkan yıkıldı. Yıkıma hala devam ediyorlar. Bir sandık tüm bina aşağı indi. Hatta çekebilirsiniz binadaki herkes aşağıda. Hala da yıkıma devam ediyorlar yani.